Evet ya, neler yaşadım. Dünyanın en zor yarışmasında 32 yarışmacı arasından 8. oldum. Peki başıma neler geldi? Survivor gerçekten gözüktüğü gibi mi? İşte merak ettiğiniz bütün soruları buraya topladım. Evet, gelelim şimdi Instagram üzerinden bana sorduğunuz o sorular. Hızlı bir şekilde Survivor hakkında merak edilen her şeyi anlatacağım. İsterseniz ilk sorumuzla hemen başlayalım. Sosyal medyadan uzak durmak iyi bir deneyim mi? 5 ay 10 gün boyunca sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşamak, evet, gerçekten çok güzel, beni fiziksel olarak, mental olarak çok güzel bir şekilde temizledi. Fakat TikTok videosu izlemek istiyorum, arkadaşlarımın neler paylaştığını görmek istiyorum. Yani o kadar fazla özlenen ve merak edilen bir dünya ki bu kadar uzak kalmak aslında bana yaramadı diyebilirim. Çünkü çok fazla zorluğunu çektim. En az açtığım kadar zorluğunu çektiğim bir şey oldu. Geceleri kesinlikle telefonumu çok özlüyordum. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Hiç bırakmayı düşündün mü? Evet, bırakmayı çok fazla düşündüm. Özellikle deprem zamanında kesin bir şekilde ben bırakmayı istedim. Fakat Acun abinin, gitsen orada bir şeyi değiştiremeyeceksin. Orası çok kötü bir vaziyette. Ama ben senin adına, bizim adımıza burada bir para toplayacağım ve en güzel şekilde oraya destek olacağım lafı gerçekten beni fazlasıyla tatmin etti. Çünkü döndüğümde insanlara nasıl bir yardım edeceğim, ne yapacağım, belki döneceğim ve hiçbir okuya yaramayacağım. Bunun gerçekliğinde farkındaydım ama insan bu an Türkiye'de olmak istiyor, sevdiklerinin yanında olmak istiyor. Ablamı, abimi kaybettiğimi korkusuyla birazcık orada durdum. Bundan dolayı da bütün depremzedelerin ölenlerine Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet, hemen diğer soruya geçiyorum. Çamur oyunlarında nasıl temizleniyordunuz? Arkadaşlar, çamur oyunları dünyanın en kötü şeyi. Yani bize çamur oyunu diyorlardı, ben diyordum ki eyvah eyvah. Yani gidip bakıyorduk ki çamur var. Allah'ım, o kadar kötü bir şey ki. Eğer ki böyle soğuk bir zamanda oynuyorsan o çamur sana olduğu gibi yapışıyor, seni fazlasıyla üşütüyor ve hipotermiye kadar gidiyor. Dişleriniz birbirine vuruyor. Özellikle kızlar o kadar kötü oluyordu ki. Bitti oyun, gidip sıcak suya duş da alamıyorsun. Mecbur göle giriyorsun. Göle var mı? Bu arada yağmur yağdığı zamanlarda çamur oyunları denk geliyordu garip bir şekilde. Biz de göle giriyorduk ve göl biraz olsun sıcak oluyor. Aslında biraz ılık bir su oluyordu. Çıplak su oynuyorsun, dalıyorsun su içerisinde. Vallahi ne vardı yok, böyle yıkanıyorsun. Garip bir şekilde oranın çamuru vücudunda çok fazla böyle yumuşak yapıyordu. O yüzden çok da fazla rahatsız olmuyorduk. Ama oyun sırasında göze falan kaçtığında ya da boğaza kaçtığında çok kötü oluyordu. Tuvalet tam olarak nerede? Arkadaşım, tuvalet bütün ada. Yani nereye yapmak istiyorsun oraya yap. Şurası baraka, barakanın kenarında işleyebilirsin. Ormanın derinliklerine de gidebilirsin. Yani hiçbir şekilde yapamayacağım bir yer yok. Her an her yere yapabilirsin. O kadar müsait bir vaziyet. Bu arada tuvalete gittiğinde başka birinin tuvaletini yaparken de görme ihtimalim var. Tek başına tuvalete de gitmiyorsun. Yanında bir güvenlik veriyorlar, bir koruma veriyorlar. Senin başına bir şey gelebilir. Ailetten de gizli gizli yemek yersin diye. Çünkü böyle muhabbetler geçmiş Survivor'larda çok fazla olmuş. Bundan dolayı da Acun Medya gördüğü her şeyde bir önlem alarak her sene daha iyi, daha gerçekçi bir Survivor yapmaya çalışıyor. Tuvalet çok basit. Gidiyorsun abi, alıyorsun tuvalet kağıdını, peçeteni. Sadece peçete veriyorlar. Gidiyorsun bir yere. Büyük abdestini, küçük abdestini yapıyorsun. Ondan sonra oradan çıkıp geri geliyorsun. Nereye yapmak istiyorsan oraya yapabilirsin. Medeniyet olarak, yani insanlık olarak bir yer belirleniyor. Diyor ki hani bak şuraya sıçalım diyorlar. Oraya yapıyorsun. Ereksiyon oluyor muydunuz aga? Arkadaşlar, tabii ki de böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hiçbir şekilde vücudunuza bir besin girmiyor, bir şey yok. Vücut kendini bölüyorum zannediyor. Çok fazla mikrop ve mücüz olduğu için orada. Bu yüzden de asla hastalanmıyorsunuz bu arada. Ben bir kere ne boğazımın ağrıdığını gördüm, ne böyle bir hapşurduğumu gördüm. Hiçbir şey görmedim. Vücut kendini ölüyorum zannettiği için tamamen ereksiyon ve benzeri cinsel muhabbetlerin tamamını kapatıyor. Kadın ve erkek için, ikisi için de geçerli. Hatta kadınlar 6 ay boyunca renkli dolmuyor. İlk zamanlar oluyor. Ama sonrasında hiçbir şey kalmıyor. Evet, geçiyoruz diğer soruya. Abi diyorlar ki kamera arkasında yorumlar doğru. Şimdi ben size bununla alakalı çok güzel bir şey anlatacağım. Bundan birkaç sene önceki Survivor'da Yılmaz Morgül yarışmaya katılıyor. İşte birazcık zaman geçiyor, çekim yapıyorlar. Diyorlar ki evet, artık uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Yılmaz Morgül de o sırada kamera arkasında bir ekipten birisine gidip diyor ki tamam biz çekim yaptık artık, hani karnımız acıktı, bize bir şeyler demdirebilir misiniz? Onlar da diyor ki tabii ki de, şimdi size biz pizza söyleyelim, size pizza gelsin. Gece 11 gibi gelir falan diyorlar. Yılmaz Morgül de diyor ki ah tamam, çok teşekkür ederiz falan. Ondan sonra Yılmaz Morgül'ler 11.30-12'ye kadar pizza bekliyorlar adada. Böyle bir imkansızlık ki arkadaşlar. İşte yemek gelecek oradan oraya, oradan oraya gidecek de pizza getirecek. Bir de Domino's pizza. Sabahta kalkıyor, oyun alanına gidiyor Yılmaz Morgül. Diyor ki dün bizim pizzamız gelmedi diyor. Ve bütün ekip gülüyorlar buna.
Yani arkadaşlar gerçekten kamera arkasında hiçbir şekilde yemek yok. Bütün gerçekliğini size göstermek istiyorlar ve bunun eziyetini tamamen biz çektik. Ben 17 kilo verdim. Oylar ne kadar sürüyordu? Oylar ortalama 4,5 saat, 6 saat, 8 saat falan sürüyordu. Bazen gün içerisinde 2 oyun üstüne bir oynat bakalım oynuyorduk. O zamanlar işte bizim için çok eziyet oluyordu. Ama ortalama bir oyun 6 saat ile 4 saat arası sürüyor. Yarışma esnasında çişin gelirse ne oluyor? Eğer ki oyunlar kum parkuruysa hemen kenarlarda böyle çimler oluyor. Gidip orayı 2 dakika hemen çömdürebiliyorsunuz gidip. Ben bunu fazlasıyla yaptım ama deniz oyunlarında işte böyle denize 2 saat gidiyorsunuz ki en başa kadar gelin. O sırada ben denizdeyken vallahi işiyorum. Isınmak için işiyorum özellikle. İlk gün nasıl geçti, nasıl tepki verdiniz? İlk gün geçmedi arkadaşlar. Yani böyle bir bitmeyen gün. Akşam kaçta yattık bilmiyorum artık. Güneş batıyordu, yattık. 3-4 defa kalktım. Yani sırtım ağrıyor. Çik 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 çik. Böyle değişik değişik böcek sesleri. İnsan asla uyuyamıyor. Yanındaki insanları garipsiyor. O kadar erkekle aynı anda yatıyorum yani. 15 tane erkekle yan yana yatıyorum. Karşımda 15 tane kadın var. O kadar garip bir vaziyet ki yani asla anlatamam. Adamın tuvalete geliyor, gidiyor, tuvalete yapıyor, geliyor. Elimizde telefon yok. Çok garip bir ortamdı. Bir de yemeksiz uyuduğum ilk gece. Elimde telefon yok. Tamamen böyle o mutlu hayatından uzaklaşmışsın. Allah kimseyi vermesin yani böyle bir de. Sigara içenler rahat içebiliyor mu yoksa yasak? Yasak. Kürşat Survivor'da en yakın arkadaşın kim? Çok güzel arkadaşlıklar edindim tabii ki de. Nefis olsun, Yusuf olsun, Osman olsun, Özgür abi olsun, Murat abi olsun. Hepsi gerçekten çok güzel insanlardı ama benim favorim Yusuf Yıldız. Survivor'a gittin ne hissettin? İnsan olduğumu hissettim. Aslında hiçbir bok olmadığımı hissettim. Pirinçten tiksindim mi? Bütün Survivor yarışmacıları aynı şeyi söyler. Döndüğümde bir daha pirinç yemeyeceğim der. Sonra ilk öğününde pilav olur. O yüzden tiksindim ama hala yiyorum. Abi konseylerde strese giriyor muydun? Konsey aşırı stresli bir yer. Acun abi böyle çok sert ve ciddi bir şekilde size bakıyor. Ve etrafımızda çok fazla mum olduğu için de mum sıcaklığı vuruyor. Bunu alıyorsun bir yandan da böyle dimdik durman gerekiyor. O yüzden böyle belin ağrıyor, böyle duruyorsun. Çok stresli bir yer bu arada gerçekten. Elendiğim günü hatırlıyorum, aşırı stresliydim. Acun abi Kürşat dedi ve böyle oldum sadece. Buradan kurtuldum. Mum, hayır, ailelerime veda ediyorum. Elenince nerede kalıyorsun? Elendiğiniz zaman bir Acun Medya Oteli'nde kalıyorsunuz. Sizle beraber ilgilenen iki kişi oluyorsun. Her an her zaman yanınızda oluyorlar. İşte istediğiniz yemeklerini size getiriyorlar. Sizle sohbet ediyorlar. Sonra uçak biletinizi alıp sizi gönderiyorlar. Tabii otel yerleştirmelerinde şöyle bir sebebi var. Yayın iki gün sonradan gittiği için bazen bir gün sonradan gidiyor. Bu arada bazen de sabah akşam yayınlandığı oluyor. Bundan dolayı da sizi kimsenin görmemesi ve herkese saklanmanız için işte otelde bir odada kalıyorsunuz. Yayınlanana kadar kesinlikle telefon ve benzeri hiçbir şey görüşmesi yapamıyorsunuz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kimi arıyor? Alo? Alo? Efendim? Bebişim ne yapıyorsun? Yok, YouTube videosu çekiyoruz ya. Ne